Hayırlı akşamlar. Bir dördüncü boyut programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Doktor Lütfü Şehsuvaroğlu'yla bundan iki hafta evvel çarşamba günü IŞİD'in hilafet ilan etmesi üzerine kurulu bu tartışmaların ekseninde tarihi perspektifte hilafeti, kurumu ve halifelik sürecini değerlendirmek üzere sizlerle sözleşmiştik. Hoş geldiniz Sayın Şehsuvaroğlu. Evet, IŞİD her gün biraz daha popüler. Hem Türkiye'de hem bütün dünyada en çok konuşulan şey. Hatta Obama bizim istihbarat örgütlerimiz IŞİD'i hafife aldılar diyor. Yarın da bir tezkere Türk ordusunun Irak ve Suriye ekseninde bir 30 kilometrelik serbest bölge, güvenlikli bölge ya da tampon bölge kurmak üzerine bir askeri operasyonun da gündemde olduğu bir tartışma iklimindeyiz. Şimdi sizin geçen programda endişe verici bir tespitiniz vardı. Suriye, Irak'ta IŞİD'in ele geçirdiği bölgeleri tarihi perspektiften değerlendirerek bunun yabana atılamayacak bir şey olduğunu ifade etmiştiniz. Ve her gün IŞİD yüksek oranda katılımlarla daha askeri gücünü, silahlı gücünü tahkim ediyor. Her ne kadar Amerika, İngiltere ve diğer ülkeler bombalamaya devam ediyorsa da, Suudi Arabistan da bu ittifakın içerisinde, IŞİD sıradan herhangi bir örgütmüş gibi görünmüyor. Yani bu öyle 3000 adamın, 5000 adamın bir araya gelerek kurduğu bir silahlı yapıya benzemiyor. Belli ki bunun hem 2001'deki Irak işgaliyle hem de İngilizlerin bu bölgedeki 100 yıldır tasarladıkları coğrafi şeylerle ilişkisi var. Evet, biz bu hilafet müessesesinin önemini anlatmak üzere bu programı iki hafta evvel ilan etmiştik. Nedir burada hilafet üzerinden yürütülen tartışmalar, bu tür siyasi olaylar tesadüflerle izah edilemez, açıklanamaz. Bölgede silahlarla birlikte, silahın gücüyle birlikte bir de tarihi süreçteki bu hilafet makamıyla ilgili de mi bir hesap görünüyor sizce? Evet, güzel bir girizgah oldu. Evet, hiç böyle uzun girizgahlar evet. Yapmazdım. Çünkü hilafet, yayın evin galiba hilafetle ilgili çalışma yaptı. Ben kendi onlardan da biraz bahseten iyiydi. Bunu tartışmanın ilerleyen tamam. Safhalarında şimdi yaparız. Senin de tespit ettiğin gibi bir kadim tarihi olan perspektifi var. Bu İslam dünyaya hak din olarak batılı kovaladığı zaman Mekke'de teşekkül ettiğinde Medine devletiyle bir medeniyet perspektifi ortaya koydu. Bir devlet anlayışı. Kur'an'da geçip geçmemesi tartışma konusudur. Aslında geçiyor bana göre. Hilafeti mi kastediyorsunuz? Yani siyasi mekanizma devlet, hilafeti bir devleti. Bir adaleti sağlayacak olan, vergilendirmeyi, düzeni sağlayacak olan bir siyasi yapının öngörüldüğü çok Medine'den sonra açık tabii. Ondan sonra da temsilen Peygamber Efendimiz'den sonra Hulefai Raşid'in ve ondan sonraki süreçte her ne kadar büyük siyasi dalgalanmalar ve iç çatışmalar olsa da, yani bugün çok büyük kahırlarla andığımız Emevi saltanatına dönen bir hilafet müessesesi söz konusu olsa da ana çizgi sonunda kendi rayını buldu ve bugüne kadar geldi. Bugüne kadar dediğim tarihsel olana kadar, yani halifeliğin kaldırıldığı döneme, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun temsil ettiği Yavuz'dan sonra. Yavuz elbette biliyorsunuz sonra. Da hatırlatayım bunu. Malumunuz hilafet ortadan kaldırılmıyor. İşte ona geleceğim. Yani meclisin şahsına münderiç kılınıyor. Tabii.
Yani zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Osmanlı'dan aslında tevarüz ettiği bütün birikimlere bugün kendi iddiasıyla o temeller üstünde oturduğu gerçeğinden hareketle hilafet müessesesini kaldırması da mevzubahis olamaz. Çünkü bu müessesenin başka güçler eliyle kullanılması bizatihi Türkiye Cumhuriyeti'nin ve onun temsil ettiği tarihsel boyutların, temellerin, siyasi müesseselerin, kültürel varlıkların, iddiaların sarsılması en azından anlamına gelir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mustafa Kemal Atatürk zamanında da hilafeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani egemenliği kullanan parlamentonun manevi şahsiyetine tevdi etmiştir. Bu aslında Abdülhamit Han zamanında da yani Osmanlı'nın son döneminde de tartışılan bir konuydu. Gerek Latin harflerinin kullanılması ihtiyacı, gerek birçok inkılapların ihtiyaç halinde tezahürü, Türkçenin sadeleştirilmesi meseleleri, eğitimin daha çok millileştirilmesi ve Anadolu'nun cehaletten kurtarılması hadiseleri, Balkanlardan sökülüp atılmaya başlayan Osmanlı sürecinde bütün sarayın ve İstanbul aydınlarının tespit ettiği bir gerçekti. Dolayısıyla halife müessesesinin de bizzat halife tarafından, yani padişah tarafından bir şuraya, bir çoklu bir yani istişare mekanizmasına bir elin nesi var, iki elin sesi var mantığından hareketle çok kişinin katılabileceği ve çok coğrafyaların, farklı İslami kültürel coğrafyaların da kendisini bulabileceği bir uluslararası platform olması. Yani ümmetin ama değişik kültürel coğrafyaların da temsil edilebildiği, tartışabildiği bir ortak kanaat halinde oluşması fikri. Burada bizzat halifenin ağzından çıkmış. Teyiden bir şey söyleyeyim izin verirseniz. Ara ara tartışmaya renk katmak anlamında Hristiyan ilahiyatçıların iddialarından biri şu. Vatikan'ın varlığı İslam'daki hilafet müessesesinin tesirlerinin ortaya çıkıp bu tesirleri tahkim etmesi üzerine. Tabii biraz karşı cephedir ve evet. Vatikan daha güçlendirilmek gerçek bir kabiliyet olmasa da. Mesela o vakte kadar herkes kardinalken aralarından bir kardinal üstü papalık seçildi. Tabii bu arada Hristiyan alemindeki mezhep çatışmaları, İngiltere'nin başka bir boyuta dini götürmesi, kralın inisiyatifinde bir Hristiyanlık anlayışı, Protestan ahlakının ve kapitalist ruhunun gelişmesi, Rönesans ve reform hareketleri kilisenin kendine çeki düzen vermesini ve çağdaşlaşmasını sağladı ve Vatikan bu çerçevede hep sürekli bu Orta Batı'nın, Orta Batı diyoruz buna, Yüzüklerin Efendisi'nde olduğu gibi Orta Batı'nın menfaatleri doğrultusunda ve kültürel temelleri doğrultusunda yeniden konum alışları sağladı. Her dönemde kendini yenileme gayreti taşıdı. Yoksa eskimiş, köhne bir şey gibi batıl o zaten de batıl Doğu Roma gibi. Doğu Roma gibi. Dolayısıyla bu yenilenme sağlandı. Şimdi kendi coğrafyamıza bakacak olursak hilafet müessesesindeki boşluklar ister istemez farklı cephelerdeki güçlerin bu batıdan da olabilir, doğudan da olabilir herhangi bir coğrafyadan bu 1,5 milyar insanı ilgilendiren İslam coğrafyasında bir söz sahibinin olması, bir iradenin olması, siyasi ya da başka anlamlarda bir ihtiyacın olduğunu gösteriyor. Bu İslam konferansı ile temin edilmeye çalışılsa da netice itibariyle onun yerini dolduramayan, hilafet meclisinin yerini dolduramayan bir yapı ortaya çıkardı. Nitekim Almanya'da zaman zaman Şeyhülislam adıyla, zaman zaman halife adıyla, işte İslam devleti adıyla, Türkiye'den de gidenlerin veya başka siz Cemalettin Kaplan'ın bu evet. Şeyini de ciddiye alıyordunuz geçen programda da. Yani temellerini vuruyor söyledim. Yoksa komedidir yani ellerine tahta kılıçlar alıp gösteri yapmak. Ciddiye aldığım anlamına gelmez. Ben mevzunun ciddiye alınmasını söylüyorum.
Şimdi bu IŞİD aslında oradan başladık buna. Bir terör örgütüdür diye Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da yaftalandı. Değil mi? Evet, yani bugün açıkça bu konuda net bir yaklaşımı var. IŞİD'e evet. Karşı Türkiye Cumhuriyeti terör örgütü bir diye. Tanımlama yaptı. Terör örgütü evet. Diye tanımladı, evet. Genelde Türkiye'nin kafası karışık. Bir yandan PKK ile çözüm sürecini sürdürürken, açıkça terör örgütüyle masaya otururken, öyle değil mi? Yani bunu Kürtlerle masaya oturttu diye tarif edemezsiniz. Açıkça Kürtleri temsil eden bir silahlı gücün pazarlık yapılması, pazarlık konusu yapılması söz konusu. Bu anlamda da David Phillips, Henry Berkey ve Cengiz Çandar'ın daha bu işler ortaya çıkmadan Sayın Erdoğan, Sayın Başbakanken efendim idamlar geri gelsin dediği günlerde hazırlanan bir 22 maddelik CIA projesidir. Ve Türkiye'deki bütün kuruluşlar, MIT, efendim, üniversitelere bağlı think tank ya da başka yerlere bağlı think tankler, çok think üstüne vurgu yapıyorum. İstisnayla. Think yani düşünemeyen tanklar. bunlar bir araya gelip bunu tercüme etmekle iktifa ettiler. Bu CIA ve David Phillips'in, Henry Berkey'in yazdığı 22 maddelik teklif paketini tercüme ettiler. Mazlum derden TÜSİAD'a, TÜSİAD'dan MÜSİAD'a, MÜSİAD'dan Hüseyin Yayman'a, Hüseyin Yayman'dan Cengiz Çandar'a. Bilumum, akademisyenler, gazeteciler, ondan geri durmayan odalar, borsalar, bodalar, dernekler, mazlum derler, insan hakları vesaire vesaire. Herkes kendine, memleketini seviyor herkes. Vazife iktisa etti ve ortada CIA'nin raporu üstünde ve onun düşünce temelleri üstünde bir çözüm paketi önümüze getirdiler. İlk bakışta bu 22 maddenin tamamını imza atabilirsin. Sen de ben de Devlet Bahçeli'de. Başka varsa radikal onları da söyleyeyim. Ne diyor? İşte Kürt hakları, bölge bilmem vesaire 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 vesaire. Şimdi burada yalnız mentalite olarak bir yani CIA'da hazırlandığı için bir Amerikan projesi olduğunu, yani Orta Batı'nın da batısında bir evangelist tekniğin kavramsal inşanın diyelim hazırlandığı görülüyor. Bu şu demek. Yani siz CIA'da bir evangelist akıldan mı söz ediyorsunuz? Bir akıl var tabii. Uluslararası. Yani bu bir İsrail ya da İngiliz-İsrail medeniyeti etkisinde İngiliz-Yahudi medeniyeti. Bir proje değil. İngiliz-Yahudi medeniyetiyle CIA'nın buluşmadığı söylenemez. Ama evangelistler deyince orada bir parantez açmak gerekmez mi? Bu parantezleri herkes açıyor maalesef. İşte şey diyorlar. Efendim yani Amerika'da iki kutup varmış gibi. Tırnak açalım o zaman. Amerika'da iki kutup varmış gibi demokratlar, he. Cumhuriyetçiler bağlamında. Bir de bu şeyler. Bu Amerika'daki sert politika yapanlara Neo-Johnlar. Neo-Johnlar. Evet, Neo-Johnlar. Neo-Johnlar diyorlar. Şimdi bu Neo-Johnlarla eski Johnlar aslında bize karşı düşmanlıklarında, yani İslam hakkındaki ön yargılarında hemfikirdirler. Onu bilelim. Ha, diyorsunuz ki küfür tek millettir. Tabii. Küfür İslam tek, karşısında evet, küfür tek millet. Evet. İslam'ın tutup da bu tek millet içerisinde mevzu kendisine... Mevzu kapandı bu yüzden evet, de. Evet, tamam. Parantezi kapattık. Kapat, tamam. Tırnağı kapattık. Bunu Müslümanlara anlatamıyoruz da bugünkü çağdaş Müslümanlar. Yok yani burada tamam. Tırnak ve parantez kapandı. Şimdi gelelim bu rapordaki iki mantığa. Bir, devlet bu Kürt sorunu çözülemez bir kere. Bağımsızlık alsalar bile, ne bağımsızlıysa o, asla çözülemeyecek bir meseledir. Sonucu yok yani. Bu çözümün sonucunun olmadığını, bu çözüm sürecini hazırlayan akıl kabul etmiş. Şimdi bunu bilelim. Kürt sorununun çözümü yok. Fakat Kürt sorununun lakırdısının çözümü tekliflerinin ila nihaye masada olması icap ediyor. Orta Doğu'daki planı. Bununla Türkiye'yi meşgul mü etmek istiyoruz? Türkiye, yani, tabii başka yerlere de. Bu Orta Doğu ve Büyük Orta Doğu projesi çerçevesindeki planın baştan kabulü. Bir bu. İki, bu Kürt sorunun çözümsüzlüğü tamam.
Fakat devlet sorunu kabul etsin. Mesela devlet sorunu kabul etmeyerek Kürt meselesinde bu meseleyle ilgili bir takım argümanlar geliştirebilir. Ama siyasi merkez olarak devlet aklı bunu kabul etmeyebilir. Sorunu. Bugün bu kabul edildi. Yani devlet masaya oturtuldu. Bu çok önemli bir gelişme. Mesela Sayın Başbakan, o zamanında Sayın Cumhurbaşkanı veya diğer yetkililer önceleri inkar ettiler, biliyorsunuz APO ile görüşme meselesini. Halbuki bana kalsa ilk günden görüşseler. Herkes görüşsün. Anlatabiliyor muyum? O kadar görüşsünler ki mesela televizyon canlı yayınlar. Televizyon canlı da olabilir yani. Basın toplantısı yani. Televizyon kanallarından işte 20 tanesini seyretmiş. Hayır. Gece kanalları da adam kanal seyretsin. Bana ne? 500 tane kanalı serbest bırak. Hepsini seyretsin. Özgürlük olsun yani. Şimdi devletten bir takım insanlar, MİT'ten ya da askeriyeden de kim olursa şüphesiz görüşsün. Devlet herkesle görüşür dünyadan. Kendi varlık sebebini, iddiasını ayakta tutabilmek için. Amerika'da yaptığı gibi, diğer devletlerinde yaptığı gibi. Fakat burada yapılan uluslararası mekanizma olarak ortaya konan aklın emrettiği istikamette devlet sorunu kabul etsin. Edildi mi? Edildi. Edildi. Arka planında da şu psikoloji, sosyal psikoloji derifte edilsin dendi. O da şu. Türkler suçlu olduklarını kabul etsinler. Ha, oradan Ermeni suçluluğuna mı geleceğiz? Hepsi. Ermeni, Rum, Kıbrıs da var. Ha. Bu üç ayaktır. Ha. Kürt. Tırnak içinde. Biz Kürtleri öldürdük dediğimizde arkasından Ermeni ve Rumlar da öldürdük diyeceğiz. Türk denen kimse o. Türk. Türk milleti, Türk devleti, devlet haklı. Masaya oturur oturmaz. Hangi ekalliyetten gelirse gelsin bu siyasi mekanizma içerisinde bir varlıksa bu. Genel müdür, müsteşar, efendim, temsilci, müşavir, bakan, başbakan neyse. Özel temsilci. Muhalefet, özel temsilci. Bunlar oturur oturmaz suçluluk psikolojisi içinde konuşsunlar. Oldu mu? Oldu. Oldu. Herkes bir kere suçluluk psikolojisinde konuştu. Ben şanlı Türk tarihi, Oğuz Han'ın nesli, Fatih'in, Alparslan'ın, Kanuni'nin, Yavuz'un nesli diyen var mı? Bitti onlar. O halifeler, malifeler, o sultanlar öldüler. Yok. Sen kimsin? Sen Talat Paşa'sın. Sen Enver Paşa'sın. Enver, sen öldürdün. Sen kimsin? Boğazlayan kaymakamız. Sen kimsin? Dersinde işte şeyi yapan, ateş açan vesaire paşasın. Sen suçlusun. Sen, o Trabzonlu çocuk neydi? Sen olsun. Hepiniz şeysiniz. Neydi o beyaz şapka giyen? Yasin Hayal mi? Yasin, öbürü tetikçi. O gün, o gün Samaz. Heh. Hepiniz olsunuz. Türksen, o gün Samaz. Türksen, Enver Paşa. Biraz burada sanki meseleyi egzeşe. Sen Fatih, Yavuz, Alparslan, Tuğrul Bey, sen Mevlana, sen Yunus değilsin. Meseleyi biraz egzecere ettik. Edeceğiz tabii. Anlaşılabilmesi için. Önceki şey çok bana üzerinde dikkatle durulması gereken bir şey olarak görüldü. Ama bitireyim. Ben Kürt meselesine... Yok yok, bu konu mevzu değil, o yüzden hızlı geçelim. Geçelim. Bir, yani devlet konuyu kabul etsin. Bir, bu kabul edişte de sosyal psikoloji kullanılsın. Yani Türkler suçlu. Dolayısıyla devlet aklı masaya oturduğunda doğrudan doğruya bu suçluluk psikolojisinde yaptığı cinayetlerin, işlediği suçların da cezasını çeksin. Bu tazminata kadar giden, bölünmeye kadar giden ne varsa, neler varsa masada veya işte bütün emanet ehline verilecek ya, genel müdür falan olacak ya, hayır genel müdür şunlar şunlar olsun, bakanlar şunlar şunlar olsun diye bir belki de bazen şöyle değerlendiririz. Hani derler ya, kadın haklarını öncelik vermek için kadınlardan kontenjanı artırıyorsun. Ona ne diyorlar? Pozitif ayrımcılık. Pozitif ayrımcılık. Pozitif ayrımcılık olsun. Cinsiyet kotası. Evet. Evet. Daha zarif. Burada da o olsun. CHP zarif. Bence de sakıncası yok, olsun. Bütün Güneydoğu kardeşlerimiz hepsi büyük makamlara gelsinler. Hiç sakıncası yok. Ama bu endişelendiğiniz yer neresi? Orada değil. Bu akıl, bu yani devlet bu işi kabul etsinden sonra bu suçluluk psikolojisiyle
ileride neler yapılabileceği konusunda senaryolar üretmemiz lazım. Yani bu millete ya da bunun devletine neler yaptırılabileceğini düşünelim. Bir, bunu hızlı geçelim. İki, ikinci madde çok enteresan. 20 maddeyi söylemiyorum, onlar daha başta yazılıyor. Değildi, onların hepsini kabul ediyorum. Fakat burada stratejik akıl olarak, yani bizim doğu aklı olarak, ne Kürdün, ne Özbeğin, ne Tatarın, ne Kırgızın, ne Türkmenin, tamam mı? Yani Anadolu, doğu, bizden olan, Müslüman olan insanların kabul etmeyeceği aklı söylüyorum, siyasal aklı. Birincisini kabul etmeyeceğiz değil mi? Ama ettik. Etmemiz lazımdı. Ettik. Bu, hele bunun içinde bir ümmet anlayışı asla yok. Öyle zannedildi. Efendim, Türk diyorlar zaten. Zaten biz İslam ümmeti diyoruz. E canım, zaten biz, o eski akılın düştüğü yanılgıyı söylüyorum. Biz zaten İslam deyip bütün kardeşleri topluyoruz zaten. Diye düşündü mesela İslami siyasetler. Tırnak içinde. Ya burada Erbakan'ı mı kastediyor? Hayır, hayır. Aslında hepsini kastediyorum. Hepsini kastediyorum. Yani milliyetçi geçirenleri de. Onlar şöyle düşündüler. Yani ben mesela bir keskin bir siyasal ümmetçi olmama rağmen, bak, bu ümmet anlayışının ne kadar siyasette hazırlıksız yakalandığını söylüyorum. Efendim, zaten İslam çözer. Çözmeyeceği problem yok ki. Teorik olarak doğru. Fakat sen asrın idrakine söyletemeyeceğin için Akif'in dediği gibi İslam'ı dolayısıyla sen aslında İslam'ı temsil etmiyorsun. Kafandaki hevlayı temsil ediyorsun. İslam diye. Dolayısıyla buradaki problem de bu anlayış temelinden çıktı. İkincisi şu. En önemli mesele. Birincisi, devlet bunu kabul etsin. Ve arkasındaki sosyal ezik psikoloji, suçu kabullenme psikolojisi. İkincisi de bu sorunun asla çözülmeyeceği gerçeği idrak edilsin. İdrak edilsin. Bu da devlet aklı tarafından kabul edildi. O da şu. Yani ümmet toplayamayacağı için, mesela ümmet rahatsız etmeyeceği için ya da bizi rehavete ittiği için, biz nasıl olsa ümmetçiyiz. Efendim, Türk milleti desek, Kürt milleti desek bir sakınca yok dendi. Hatırlıyor musun? Şimdi bir siyasal toplumda, bir devlette, bir siyasal mekanizmasının Amerika gibi, Fransa gibi, Almanya gibi, bütün Avrupa gibi siyasal yapının, yani devletin kendi milletini inşası elbette ki tarihsel olarak söz konusudur. Her devlet kendi toplumunu bir millet diye tasavvur eder. Çağdaş yapı içerisinde. Değil mi? Milletlerin devletleri var vesaire. Burjuva devletinin gelişmesinden bahsediyoruz. Fransız devriminden sonraki. Bizim de büyük emperyal vizyonun dağılmasından sonra kabul edilmiş olan Türklük, yani Türk milleti aslında İslam'la aynıdır. Yani Cumhuriyet kurulurken İslam denen ümmet aynı millettir. Ekalliyet diye işte Rumlar, Yahudiler, Ermeniler kastedildi. Fakat Müslüman milleti bir yekpare bir millet tasavvuru altında oluştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin aklı o zaman daha iyiydi. Hatta Mustafa Kemal vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür dedi. Öyle değil mi? Evet. Üstelik faşizm daha hortlamamıştı Avrupa'da. 30'lu 40'lı yıllar gelmemişti. Hitler, Mussolini yoktu. 24-25'ten sonra ve Avrupa'da milliyetçilik, onların bozuk milliyeti, yani nasyonalizm, ırkçılığa da kadar giden akımlar, bizim milliyetçiliğimizle asla örtüşmeyecek olan akımlar, bizim milliyetçiliğimizi de suç unsuru yaptı. Halbuki bizim milliyetçiliğimizin nasyonalizmle zerre-i miskal alakası yoktu. Fakat İslami düşünenler de dahil olmak üzere Türkiye'deki entel geçimlerinin tamam ekseriyeti neredeyse milliyetçiliği yargıladı. Yani milliyetçiliğin arkasındaki milliyet değerleri de yargılandı. İslam'da dolayısıyla. Evet. Şunu söyleyeceğim. Bu ikinci aşama iki milletli devlet olabileceği tasavvuruna dayandırıldı. Birincisi. Bu 22 maddenin iki tehlikeli maddesinden bahsediyorum. Bu ikinci, birincisini demin anlattık. İkincisi de Türk milleti vardır, Kürt milleti vardır. İkisi bir siyasal yapıyı pazarlıkla inşa edebilirler. Bu korkunç bir şeydir. Deyip, evet. Yani mesela Kürtlerin tamamı Kürt olsa, buraya da Kürdistan desek bundan evladır.
Evet, kısa bir moladan sonra devam edelim. Dördüncü boyut programında Lütfü Şehsuvaroğlu'yla hilafet meselesini değerlendirmeye çalışıyoruz. Tabii çok yoğun bir mesele bu. Kısa bir moladan sonra Doktor Lütfü Şehsuvaroğlu'yla dördüncü boyut programı devam edecek. Dördüncü boyut kısa bir moladan sonra devam ediyor Doktor Lütfü Şehsuvaroğlu'yla. Ben niye size mütemadiyen doktor diyorum? Halbuki yazarsınız da, şairsiniz de. Böyle demek ki kalıcı ünvanlar insanın zihninde bir şeye yol açıyor. O zaman sana bir rubai okuyayım. Ha, şiir ve şair. Aşinadır bizge her dem. Aşinadır bizge her dem. Cihan-ı ahir perest. Halimizden nice bilsin zahir zahid perest. Halimizden nice bilsin zahidi zahir perest. Aşinadır bizge her dem cihan ahir perest. Halimizden bilmeyendir zahidi zahir perest. Etmezem ikrah etimden sabah akşam yerse de. Müfteri hoş görmemiz. Müfteri hoş görmemiz ta yazıldı ruzu elest. Yani tanıdıktır bize ahirete yönelik, yönünü ahirete dönmüş cihan ahir perest. Kendisini ahir zamana, ahirete, öteye aleme de denebilir. Öte aleme hazırlayan, onu seven insanlar, yani bu dünyadan geçenler bize tanıdıktır. Fakat bu dünyaya meyledenler, zahir olana meyleden ve ona zahit olan, ona kul olan, onu seven, ona prestij eden insanlar halimizden anlamazlar. O yüzden hani iftira atanlar Müslüman kardeşin etini yemiştir gibidir ya. Gıybet ve iftirayı öyle tanımlar İslam. Ağzınızda, evet, ağzınıza ölü kardeşinizin, ölü kardeşin etini çiğnemek, sakız gibi çiğnemek mi istersin? Evet. Bu iftira ve riya budur. Dolayısıyla iftira ve gıybet budur ve diyor ki yani etmezem ikrah etimden sabah akşam yersin. Tiksinmem yani, lanet olsun. Sen yiyem. Yiyebilirsin etimden. Bana iftira atabilirsin. Çünkü müfteri yani iftira atan hoş görmemiş. Ta Ruz Eles'te, Bezme Eles'te yazıldı. Eles gününde yazdı yani. Yazıldı. Her şeyin yazıldığı günde, günde bizim müfteriyi hoş görmemiz yazıldı. Emredildi ya evet. Da. Evet. Evet, doktorluğunuza ilaveten şairliğinize de vurgu yaptık. Biz şiir medeniyetimizden ne zaman uzaklaşırsak, ne zaman şiir olmazsa o zaman IŞİD olur. Mehmet Ayıcı da böyle bir korelasyonu türküler üzerinden kuruyor. Türküden anlamayan neden anlar? Davuldan zurnadan da anlamaz. Neden anlar? Ya neden? Silah sesinden anlar herhalde. Tokat sesinden anlar. Evet. Yalandan, iftiradan ya da medyanın bugün bütün televizyonların yaptığı İslamcısı, Cumhuriyetçisi, muhalefeti, iktidarı, bilmem. Bütün bu kanalların kanalizasyon gibi pislikleri kusmasından dolayı şiir ölmüştür. Neden şiir ölür? Çünkü spikerin okuduğunu şiir zanneder mesela insanlar. Şairi bulamazlar. Yani eğer biz bir nef'i, bir Yunus ile herhangi bir efendim spikeri ayıramaz ve hepsine sanatçı damgası vurursak sonunda IŞİD ile hakiki hilafet, hakiki İslam devleti anlayışını elbette buluşturamayız. Fakat bu IŞİD'e karşı efendim İslam terörü emretmiyor. İslam şiddete karşıdır. Gibi palavralarla, bu palavra siyasetlerle IŞİD'e karşı tedbir almak da imkansızdır. Türkiye'nin sadece bu demeçlerle bu tehlikeyi bertaraf etmesi de mümkün değildir. Müslüman olmak gerekir. Ceddimiz gibi. Hakiki bir Müslüman. Hakiki Müslüman olduğumuz zaman değiştirirsiniz. Dönüştürürsünüz kalpleri, vicdanları,
güzel bir sözle. Efendimiz öyle yapmadı mı? Dünyayı değiştiren IŞİD'in silahları da olmadığı gibi Amerika'nın bombaları, atom bombaları da değildir. Ordular da değildir, dolar da değildir. Bu anlamda, kimdir? Kelimedir. Kelime her şeyi değiştirir. Bu anlamda zaten bu Batı'nın çok güçlü orduları birçok yerde yenildi. Evet. Örneğin Afganistan'da Rus ordusu, o Kızıl Ordu yenildi, geri çekilmek zorunda kaldı. Ben o kanaatte değilim. Yenilme onunla olmuyor. Yenilme şöyle olur. Çağı değiştirecek kelimeyi bulduğun zaman medeniyeti kuracak, o şiirin, suyun medeniyetini, hakkın, adaletin tesisini sağladığın zaman, bunu kurduğun ya zaman, bu çok biraz romantik ki olmuyor mu? Efendim? Abi romantik değil mi bu? Yani çok fazla romantik bir şeyden söz ediyoruz gibi. Ayağı yere basmıyor yani gibi. Yani Peygamber Efendimiz'i romantik diye damgalayamazsın. Romantizm zaten batılı kavramdır. Şimdi mesela şu. Şöyle de ben peygamberlerden başlayayım. Bak. Tevrat ne der? Tevrat nasıl başlar? Önce kelam vardı der. Kur'an nasıl başlar? İkra der. İkra, oku. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu ne demek? Oku. Neyi oku? Eşyayı oku. Dünya yok. Kelime bu. Yani kelimeyle okursun. Oku böyle bakarak aval aval ineğin trene baktığı gibi okunmaz. Oku neyle okunur? Okumak nedir? Kelimedir. Sen insanlığı yeniden inşa edecek olan kelimeyi bulacaksın. Peki burada sizin bu güzel yaklaşımınızı tahkim anlamında Sayın Davutoğlu'nun başbakan olduğu, başbakanlığı ilan edildiği gün konuşmasında birkaç kere vurgu yaptığı, biz toplumsal bir restorasyon yapacağız diye buna vurgu yapması. Evet. Bu biraz umut verici midir? Restorasyon demeyelim de diriliş. Yani kavramlar üzerinde evet, şöyle, siz de iddia, kendine çeki düzen, iman tazeleme yahut medeniyetin yeniden dirilişini sağlamak. Bunlar mümkündür. Ben yani Davutoğlu'na bundan sonraki görevinde başarılar diliyorum. Şükür ki o seçilmiştir. Başkası da olabilirdi. Şimdi mesele onun siyasetin oyunlarından, kendisine yakışmayan siyasetin argümanlarına fazla heves edip yanlış kelimenin peşinde koşmamasıdır. Kelime dedik ya. Konuşurken, hitap ederken, nutuk çekerken, demeç verirken, toplantı yaparken, laf kalabalığı ile kurtarıcı kelime farklıdır. İnsanlığı kurtaracak olan kelime ile laf kalabalığı birbirinden farklıdır. Dolayısıyla lider üç söyler, üç dinler, bir söyler. 3-5 söyleyerek, bir dinleyerek lider olunmaz. Eğer insan 3-5 söyleyip bir dinliyorsa sorun var demek. Sorun şudur zaten. 3-5 dinleyip bir söyleyenin adamıdır. Yani lider odur ki 3 dinler, bir söyler. Eğer tersiyse başka bir lider vardır. Anlatabiliyor muyum? Bu herkes için geçerli. Dolayısıyla esas mesele şu, kendi köklerimizden, kadim olandan yola çıkarak hakikatin izini sürmek ve gerçekten işte o zaman çözümü önünde bulmak. Gerek Kürt meselesi olsun, şimdi nasıl rafa kalktı bu birdenbire, değil mi? Evet. Şimdi neredeyse bütün Orta Batı'nın aklı PKK'yı destekleyin, bu sizi IŞİD'den korusun, beraber olun mantığına döndü. Değil mi? Şimdi IŞİD meselesine gelecek olursak arkasındaki, dedik ki iki arka plan var. Bir, kadim olan, tarihsel olan bir çözümleme. Nedir o? Hilafetin tarihi. Bir, sen bunu çalışıyorsun. Hilafetin tarihi. Bu Efendimiz'den başlar. Emevi bozulması, sonra Abbasi ihtilaline, Ebu Müslim Horasan'ın ihtilaline. Yani o hemen geçme. Şam, çünkü Mekke Medine değil. Hicaz'da değil hilafet. Nerede? Medine'de.
Medine'de başlamış da. Ha, Şam'a geliyor. Şam'da. Tabii Şam'a kayıyor. Şam'daki Emevi saltanatı ve hilafet buluşması, İpek yolunu ele geçirmesi abacı. Yani güç elde etme, hilafeti gücün emrine vermek. Yani dinin araçsallaştırması süreci. Bu Şam devleti, Şam hilafet devletinin yoldan çıkmasıyla ihtiyarın olması, Ebu Müslim'le beraber Abbasi hilafetiyle Bağdat'a geçmiş. Yani tarihsel olarak iki temel, yani Hicaz'dan başka iki temel başkent var. Bir evet. Şam, iki Bağdat. Bir de İstanbul. Arkasında Yavuz Sultan Selim'in İstanbul'un, sonra Ankara var. Şimdi gelelim bu projeye. Geçen yüzyılda İngiliz entelijansiyası cetvelle sınırları çizdi. Ve Arap toplumsal psikolojisini yaralayan, onu Osmanlı'ya da karşı kışkırtan ve 22 Arap devleti kurduran bölünük Avrupa gibi, eski Avrupa gibi. Onlar birliğe doğru giderken hinterlandında hep bölünük unsurlar arar. Güçlü Avrupa ve yamacında, etrafında bölünük unsurlar. Nasıl ki güçlü Osmanlı ve bölünük Avrupa kadimde olduğu gibi. Şimdi burada da cetvelle çizilen ama dikey düzlemde çizilen sınırlar. Halbuki Şam ve Bağdat devleti yatay düzlemde idi. Bu hilafet müessesesinin... Tabii siz Bağdat'tan hemen İstanbul'a geçtiniz ama Kahire'yi unuttunuz. Kahire git geldir o Şam'la beraber. Yani yani Memlük artıklarının, neydi onlar? Bir ara... Fatimiler. Fatimilere geçiyor ama o geçici. Yani tekrar mesela Tuğrul Bey Bağdat'taki Arap olan Bağdat Abbasi temsilcisine iade ediyor şeye, hilafeti. Zaman zaman Fatimilerin eline geçiyor. Bağdat'a geri iade ediyor. Fakat Fatimiler gelip halifeyi dövüyorlar, hakaret ediyorlar. Tekrar Tuğrul gelip kurtarıyor. Tuğrul'un kurtarması da çok ilginç. Halifenin kızını alıyor. Bir, ikincisi de Tuğrul halifenin emrinde bir emir olarak kendini gösterse bile Pasimler'deki, Hasankale'deki yeğeni Hasan'ın da Van'da şehit olması suikastle Hasankale ismi veriliyor. Hasankale'de Gürcü, Ermeni ve Bizans generallerinden müteşekkil yönetimi olan Bizans ordusunu yendiği için orada Bizans imparatoru sandık altın gönderip o generalini, Gürcü generalini kurtarmaya amaçlamıştı. O da yeğeni Hasan'ı öldüren, suikastla öldüren ve katli vacip olan bir generali affetti. Bakın neden affetti? Duyguya yer vermeyip devleti nasıl, yani İslam devleti, hilafet için neler düşünüyor? Henüz halife değil. Henüz kendisi Selçuklu Han'ı bile değil. Emir. Buna rağmen geleceği nasıl kurguladığını düşündürmek istiyorum ben. Geleceği nasıl kurguladığını. Müthiş bir adamdır Tuğrul. Tuğrul Bey diyor ki generali serbest bırakıyor. Altınları da istemiyor. Generali serbest bırakıyor. İstanbul'a geri gönderiyor. Bir tek şey karşılığında. O sırada Galata'da Müslümanların yaşadığı bir muhit var. Ve bir cami var. Diyor ki Galata'da adıma hutbe okulsun. Bu şu demek. Ben bugün Abbasi halifesine bağlı bir emirim ama benim çocuklarımın çocukları, torunlar halife olacaklar. Nitekim Yavuz işte bu işareti, Tuğrul'un verdiği işareti anlayıp o Büyük Doğu seferini yaparak Büyük Doğu'nun parçalanmış, bölünmüş yapısını yekpare İslam medeniyeti kılmak istedi. Bugün Yavuz'u bile yanlış anlıyoruz. Bu çok önemli bir tespit. Bu kaybettiğimiz, yitirdiğimiz aklı burada bulmamız gerekiyor. Şimdi gelelim, bu kadim olan bu çerçeve değil mi? Kısa geçtik. Sen onu kitaplaştıracaksın nasıl olsa. Aktüel olan da bugünkü
terör örgütü eşittir, terör örgütü eşittir İslam anlayışı. Terör örgütü eşittir İslam anlayışı. Sayın Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin bile terör örgütü diye yaftaladığı ismin adı nedir o isim? IŞİD'in adını mı söylüyorsun? Evet, nedir açılımı? Irak, Suriye, Şam İslam Devleti. İslam Devleti. Halifenin adı da Bağdadi. Evet. Yani her türlü sembol var. Var. Kadim olana gönderme yapıyor bir, aktü olanına gönderme yapıyor iki. Bu ne demek? Bu ne demek? Çok büyük tehlike, çok büyük bir birikim, medeniyet birikimi, İslam Devleti, hilafet. Yani Osmanlı ceddimiz bunlar yani yürekleri titrerdi. Böyle bu temsil, bu temsilde olabilmek adına. Yani bunun mimarisini yaparken, musikisini yaparken, devletin siyasi yapısını kurarken, adaletini tesis ederken, kanunname çıkarırken bunların yürekleri titrerdi. Allah adına hareket ettikleri için yürekleri titrerdi. O yüzden çok estetik, çok sanatsal yaparlardı işlerini. Çünkü o en güzel olanı ister. En güzel olanı yapmak, müjdeleyiniz emrine uygun olanı, müjdeleyici olarak yapmak, muştu olarak getirmek. Şimdi nasıl geliyor? Bu kadim, bu doğru, bu hakikatin sesi. Neyle? Bir batılı kavramdan, terörle adlandırılıyor. Bu çok büyük bir tehlike. Ve İslam dünyasına bunu kabul ettirdiler. Terör eşittir İslam devleti. Şimdi, şöyle haklı pay zemini var bu IŞİD iddiasının gerekçelerine. Bir, devletler yani bu Arap devletleri, Irak, Suriye, Suudi Arabistan bilmem ne. Bütün bu Arap devletleri ya da kendilerini İslam sayan ulus devletler, Türkiye'yi de sayıyorlardır herhalde. Ya da Kürt devleti. Bütün bunlar gayrimeşrudur. İslami değildir. Bak oturduğu zemin. Topladığı insanlar, değil mi? Her ulustan, her coğrafyadan topluyorlar. Yani İslam devleti, bakın ilginç, bu terörle yaftalanan ve terörü kullanan hakikaten. Bu devlet eşittir. Çağdaş, bu bütün yanlışlık devletlerin, bütün bu milliyetçiliklerin üstünde, bu ulusalcılıkların üstünde hakiki bir İslam teorisi koyduğunu iddia ediyor. Bu teorik olarak oturduğu zeminin doğru, yaptığı işin yanlış olması bizi onu bağlamıyor. Oturduğu iddia çok önemli. Bir kadim olana, tarihsel olana en baştaki hilafete gönderme yapıyor. İkincisi aktüel olarak bunu bir insanlık suçu gibi kabul edilmesini sağlayan bir çerçeve koyuyor. Şimdi o İngiliz Yahudi aklı. İslam'la kavga eden oryantalizm, 300 yıldır İslam'ı yok etmeye çalışan ama edemeyen, önce Osmanlı'yı batırmak, sonra bu Arapları kışkırtarak işte bölgede hep bölünük yapıyı inşa etmek isteyen akıl, müthiş bir buluş yaptı. Ve artık o tarihsel olanın diriltilemeyeceği, önceden fundamentalizm, terör ve lan bu suçlamalar duruyor, fakat devletler yine duruyordu. Öyle mi? İslam devletleri, işte batılı anlamda bölünmüş İslam devletleri de istediği kadar bağışçı, istediği kadar kemalist, istediği kadar ulusalcı, istediği kadar şucu bucu olsun. Netice itibariyle İslam adını hareket edebilir idi. Şimdi artık bunlar IŞİD sayesinde tamamen kendilem yakın. Bu İngiliz Yahudi medeniyeti dediğimiz yapı hilafetle ilgili ne tür bir tehdit algısını gördü de IŞİD ortaya çıktı. Hayır, buradan bir tehdit algısı baştan gördü. Yani İslam zaten bir tehditti. Daha doğrusu şöyle önce bir teorik zemini koyalım. Bir, Orta Batı'nın Yüzüklerin Efendisi'ndeki Orta Batı'nın yani Avrupa Birliği ruhunun, kıta Avrupa'sının her zaman ve her zeminde mutlaka bir düşman icat etmesi icap eder. Geçen asırda bu komünizmdi. Öyle değil mi? Komünizm tehlikesine karşı
güvenlik stratejisi vardı. Milli güvenlik stratejisi ya da Avrupa güvenlik stratejisi bir düşman algısına dayanırdı. Bu komünizm idi. Komünizm bittikten sonra bunun yerine ikame edilecek olan teorik düşman zemini İslam idi. Fakat İslam ülkeleriyle münasebetleri ve kültürel İslam meselesinden dolayı biraz rahatsız edici olduğu için bu coğrafya böyle birdenbire İslam'ın terörize edilmeyeceği ve düşman kabul edilmeyeceği, komünizm kadar rahat olmayacağı için ve bu ülkelerle de münasebetlerinden dolayı iki kavram ortaya attılar. Yumuşak İslam, sert İslam. Fundamentalist İslam, ılımlı İslam. Bu tuttu nerede? İslam coğrafyasında. Tuttuktan sonra bunun terörize edilmesi lazımdı. Nitekim o süreç de başarıyla ikmal edildi. Ve Afganistan'da olanlar kontrol edilebilen bu İslam terör meselesini kendine düşman gibi, batıya düşman gibi bir senaryonun içinde rol alması sağlandı. O ne oldu? 11 Eylül'le de beraber pekişen, 11 Eylül'le de beraber pekişen bir İslam tehdidi olarak zuhur etti. Ve bütün Avrupa artık İslam'ın bir terör olduğu kanaatinde, çünkü demokratik ülkeler bunlar, buluştu. Bunları yaparken filmler de yaptılar. Filistin terör örgütleri, buna rağmen Avrupa'da bu akıl gelişmedi. Yani Avrupalı oy veren bu kanaat yeri olan Avrupalı bütün bu algı yönetimine rağmen böyle bir İslam düşmanı hale getirilemedi. En başta biliyorsunuz İran devrimi oldu. İran kızım olmadan asla gibi filmler çevirdiler. İşte İran'ın ne kadar kötü olduğu vesaire vesaire. Sonra işte o kapalı top Afganistan'daki trajediler ve Filistin örgütlerinin uçak kaçırması vesaire vesaire. En son 11 Eylül. Bütün bunların da filmleri, bunların enformasyonları, bunlarla ilgili algı yönetimleri, bunlarla ilgili yayınlar, bütün ajansların haberlerden efendim sanatsal yapılara, filmlere kadar el birliğiyle böyle bir tehdit algılamasına gitmelerine rağmen İslam topyekun bir tehdit olarak yine de Batı'da algılanmadı. Dolayısıyla bunun kesin bir şekilde tehdit oluşturması için doğrudan İslam'ın terör olması faslı başladı. Netice itibariyle müthiş bir isim bulundu. İslam Devleti. Irak, Şam. Bunlar, fakat bunu da şöyle yaban atmayalım. Burada da şöyle bir problem var. Bölgede Sünni Arap unsurlarını ezen bir işgalci güç vardı. O ittifak güçleri. İngiliz, Fransız, Hollanda, Amerika, değil mi? Türkiye'nin de desteği vesaire. Bütün bunlar bölgede Sünni Arap unsurlarda, bunlar Müslüman. Yani Şia'yı ve yukarıdaki, kuzeydeki Kürt unsurları destekliyorsun. Bunlar Amerikan taşeronu oluyorlar. Ve bunlar ülkelerinin bölünük olmasında bir katkı sağlıyorlar. Bizatihi kendilerinin tek suçu olmayabilir. Yani orada ama Kürt, o projeye ortak yani oluyorlar. Herhangi bir Kürt vatandaşın bunların... Ama bu akıl istikametinde oluşturuluyor. Şimdi Irak'taki siyasi yapı oluşturulurken ben de Talabani'nin cumhurbaşkanı olmasını istedim. Yeter ki kuzeyde bir bölünme olup Irak'ın toprak bütünlüğüne halel gelmesin. Türkiye'nin birinci tezi de buydu. Özal da bunu derdi. Herkes bunu derdi. Bütün siyasiler. Sonra ne oldu da de facto olarak Kürdistan oluştu ve biz böyle bir Kürdistan'ı destekleyen, orada projeler yapan, fabrikalar yapan, onun hamisi olan bir akla hizmet ettik. Dediler ki, ya tamam bu büyük akıl, biz size söz verdik. Irak'ın toprak bütünlüğü esastır dedik. Ve fakat de facto olarak kuzeyde bir devlet oluştu. Bununla ilişkiyi iyi kurarsanız sizin için de iyi olur. Biz de buna uyduk. Türkiye'de akıl, işte Türkiye'deki kuruluşlar, devlet aklı buna uydu. Bu çok korkunç bir şeydi. Ben o zaman çok yazdım. Ve şöyle farklı bir ses mesela Avrupa'da, Amerika'da konuştuğu zaman bu istişareyle değerlendiriliyor. Farklı senaryolara malzeme yapılabiliyor veya farklı senaryolar yazımında
Bu akıllar işe yarıyor. Bu bilgi toplumunda işe yarıyor. Bizde konuştuğun zaman problem çıkarıcı, susturulması gereken adam oluyorsun. Bak bizi kenara attılar şimdi. Neden? Çünkü mevcut yapıda farklı tezler, farklı senaryolar aklımıza gelsin diye iyi niyetle söylediğin zaman ya dur şimdi oyun bozma. Biz uluslararası güçlerle bir ilişki geçiriyoruz. Biz cemaatle bir ilişki geçiriyoruz dediler. Ben o zaman uyardığım zaman şimdi de kızıyorlar. Ben o zaman Amerika'nın gündeminde bu projeleri anlayın arkasında bu plan vardır dediğin zaman dur hele ya bir dakika çözüm sürecine karşı mısın dediler. Niye karşı olayım ben? Evet. Bir Ürdün bir Türk'ün üstünlüğü var bir Türk'ün bir araba. Bu kısa. Yani bu, yine şunu kısa. Hemen bitirelim. Devam edelim tek cümleyle. Bu de facto olarak çıkan kuzeydeki tehlike ve Irak'ın toprak bütünlüğünden artık vazgeçme noktasına gelinince burada psikolojik olarak ezilen Sünni Araplar bir tepki ortaya koyacağı belliydi. Önemli olan bu tepkinin yönetilmesidir. Onu tartışalım. Evet. Dördüncü boyut programı kısa bir moladan sonra Lütfü Şehsuvaroğlu'yla devam edecek. Hayırlı akşamlar. Dördüncü boyut programı Lütfü Şehsuvaroğlu'yla devam ediyor. Siz Galatasaray'la da ilgili yorum yaptınız. Evet, maçı seyrediyoruz. Aralık'ta. Stüdyoda 4-0. Halbuki birinci maçta Burak ceza sahasında düşmeseydi Türk hakemlerinin yönettiğini zannetti herhalde. Penaltı verirler zannetti. Abi bir penaltı oldu galiba. Bir penaltı, şimdi penaltı oldu. Attık. Evet. Kaleci de atıldı onlardan. Galatasaray 4-4 yapar inşallah. 4-4 olabilir. Çıkmayan candan Türkiye'nin bence moral değerleri buna müsait değil sanki. Aslında Türkiye'nin Fatih Terim efsanesinden kurtulması lazım. Bu efsaneyle ve turuncu maç psikolojisiyle boş kaleye gol atmakla bu iş olmaz. Yani hakemlerin de taraf tutmasıyla, yani Türkiye'deki sporun gerçekten yerinde olması lazım. Mesela basketbolda, voleybolda mevzuat diyelim sağlam olduğu için hakikaten başarılar elde ediyoruz. Dikkat et son zamanlarda. Bu hanımlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok başarılı. Ben program televoleye döndü. Evet döndü. Şimdi vakit daraldı herhalde. Evet. Kısa bir vakit zamanımız dar olsa gerek. Var. Hep içim ürpererek diyorum vakit dar olsa gerek. Binmişim bir gemiye ve öyle bir teviye gidiyorum. Bir diyar olsa gerek diyor şair onun gibi. Şimdi bu IŞİD meselesi Amerika dedi ki Amerikan aklı Obama ağzından bu öyle kolay çözülecek bir mesele değildir. Dedi. Demek ki öyle kolay çözülmeyecek. Kolay çözmeyeceğiz. Çözülmeyeceği belli. Bu Orta Doğu daha doğrusu Büyük Orta Doğu projesi meselesinde bugüne kadar argümanların zayıflığından dolayı 11 Eylül bile zayıf kaldığı için artık buna kimse inanmadığı için yapılacak olan bütün tatbikatların operasyonların diyelim daha doğrusu deyimle gerekçesi yani kamusal gerekçesi tesis edilmiş değil Orta Batı'da. Dolayısıyla bu Orta Batı hattını kullanabilmek için doğrudan İslam'ın hedef alınması gerekir. Bizzat İslam dünyası içerisinde de herkesin terörize edilmesi icap eder. Güya bu konuda sizin bu tespitinizi psikolojik olarak reddedecek Obama şunu söylüyor. Bizim savaşımız İslam'la değil diyor. Şüphesiz tabii. Ama herhalde yakın zamanlardaki en büyük Haçlı ordularından birini toparlamaya çalışıyor. 40 ülkenin evet. Katılımıyla. Şimdi biz reklamdan önce şu noktada kalmıştık. Sünni Arap toplumsal psikolojisi ezilmiş ezildi. Potansiyeli. Bu tıpkı Balkanlardan yok edilen Osmanlı'nın mirasçılarının yok sıkıştırılan hasta adamın büyük ülkeler etrafında işte İttihat Terakki'nin Osmanlıcılığı, Jön Türklerin işte bütün İstanbul aydınlarının Osmanlıcılığı, İslamcılığı, Turancılığı emperyalizmin devam etmesi gayreti Namık Kemal'in dediği gibi küreyi arzı patlatır çıkarız hitabında olduğu gibi mesele burada bu ezilen sosyal psikolojinin Arap, Sünni Arap ortamının milliyetçilikle beraber dayandığı dini temellerin siyasal olarak da en kolay temsilinin hilafette olması.
Dolayısıyla ortadaki bu İslam devletinin hilafetle birlikte ulus devletlerin de üstünde teorik bazda bir iddiayı devşirdiğini görüyoruz. Nitekim dünyanın her tarafından da kendini İslam addeden ve bu işin zorla çözüleceğine kanaat getiren, ki zorla yaptığı için bu Amerika, işte İngiliz Yahudi medeniyeti, bunun diplomasiyle, efendim kültürel, yumuşak, efendim ılımlı İslam'da olmayacağı kanaatiyle bir sert ve daha doğrusu terörle, terörü kullanarak bir siyasal yapıyı öngördüler. Bu çok tehlikeli bir süreçtir ve bunun önlenebilmesi için tarihe, yine tarihsel oruna dönmemiz lazımdır. O da hilafet müessesesinin, işte şimdi geldik, ne idüğünü tartışmak. Bu hilafet müessesesi bizzat İslam alemi içerisinde insanların bir ön yargıyla baktığı rafa kaldırılmış bir müessese midir? Öyledir. Bunu bir koyalım bir kenara. İki, bu hilafet müessesesinin tarihte diyelim ki en şaşalı dönemi Osmanlı halifeleri ya padişahları elinde doğrudan doğruya kutsal emanetlere sahip çıkan bu hilafeti ihtiyaç duymayan ama yani mesela Yavuz aldıktan sonra hiçbir padişah o sancağı açmamış. Ne zaman? Abdülhamit zamanında. O da İngilizlerin Hindistan'da özellikle Müslümanların İngiliz kafilelerini yani tüccarlarını, bezirganlarını önünü kesmesinden dolayı sen halifesin, burada Müslümanlara lafın geçer. Sen burada asayişi sağla demeleri dolayısıyla Abdülhamit hilafet müessesini hem bu anlamda uluslararası düzendeki, ticaretteki asayişi sağlama anlamında kullandı. Sanki İngilizler dedi diye gibi gözüküyor ama hem de bunun arkasında devletin tehlikeye düştüğünü gördü. İslam'ı yaymak için Japonya'ya kadar uzanan bu hilafet müessesini kullanan bir akıl inşa etti. Ertuğrul gemisi üzerinden. Gibi çok mesela proje var. Bugün geldiğimiz noktada da yine Yunus Emre'nin dediği gibi bir ben vardır, ben de benden içeri projesini açmamız lazım. Zannediyorum ki Sayın Davutoğlu ve Sayın Erdoğan bu projeyi kullanmak istiyorlar. Fakat bu birikimde midirler? Onu tarih gösterecek. O da şudur. Ne yaparsam tersini yapacağım. Yani Amerika ile beraber uluslararası ittifakta yer alacağım. Bu şeye mi IŞİD'e karşı? Fakat aynı zamanda da IŞİD ya da başka İslami gruplar, onlarla da tıpkı PKK ile masaya oturduğum gibi başka hesaplar yapabilirim. Rus sefire sor tersini yap gibi mi? Rus sefire sor tersini yap. Yahut Fatih Sultan Mehmet orduyu Hümayun'u sefere hazırlarken, hazırlık yapılmış bir Osmanlı ordusu sefere çıkacak, bir yere fetih gerekiyor. Sadrazam ikinci adam soruyor. Sefer-i Hümayun nereyedir padişahım? Benim sakalımdan bir tek kıl dahi nereye olduğunu bilse keserim, bütün sakalımı kazırım. Dolayısıyla nereye yumruğunu vuracağını hiç son kimse kadar bilmemelidir. Ve Yunus Emre aklıdır. Bu hermonetik çağdaş akıl hiçbir şeyin kendisi olmadığına gelmektedir. Mesela bu bardak mıdır, bu beyaz mıdır, kağıt mıdır, hayır bu saydam mıdır? Hepsidir. Dolayısıyla hiçbir şey kendisi değilse madem ve Yunus Emre bir ben vardır, ben de benden içeri diyorsa Türk devletinin de bu kadim olanındaki aklı da alarak bir medeniyet dirilişçiliği anlamında da bir seferberlik başlatarak öldürdüğü ruhu dirilterek, ülkücülüğü dirilterek bir medeniyeti ancak ve yalnız ülkücüler kurar diyor büyük tarih felsefecisi Pitrim Sorokin. Bu anlamda Mimar Sinanlar, Itriler, Dede Efendiler yetiştirebilmek lazımdır. Yeni alperenler, yeni derviş gaziler, yeni sanatkarlar. Lafıyla değil, siyasi anlamdaki anlamını söylemiyorum. Medeniyet anlamında yeniden bölgede, bütün bölgede, Kafkasya'da, Balkanlar'da, Orta Doğu'da. Çünkü Orta Doğu'nun çözümü hiç kimsenin zannettiği gibi Orta Doğu'da değildir.
Kafkasları çözersen Orta Doğu'yu çözersin. Balkanlarda bir hamle yaparsan Orta Doğu kendinden çözülür. Bir tanecik söylüyorum. Kilis'teki konteyner kenti al, Edirne'ye kur, bütün sorun. Ya da yeni göç dalgasını yönet, krizi yönet. Evet. Ataların gibi krizi yönet. Medeniyet dirilişçisi ol. Krizi yönet. Kelimenin izini sür. Şiir yaz. Ama şiir yaz. Evet. Gönüller fethet. Neyse gönüller ki fethetmeye gel. Hacı Bayram'ın dediği gibi. Ben gelmedim davi için, benim işim sevi için. Gönüller dost evi için. Gönüller yapmaya geldim. Böyle azından gönüller yaparsan İslam yeniden neşvi nema bulur. Programın sonuna geldik. En azından şöyle teselli edebiliriz kendimizi. Hiç olmazsa şiir okuyan bir cumhurbaşkanıyla kitap yazmış bir başbakana Türkiye sahip. Bununla teselli bulalım. Şiir okuyanına olmaz tabii. Şiir, şair bulmamız lazım. Evet. Yani şiir bir sonraki hamlede eski şiirleri okuma aziz. Ne diyor Mevlana? Dün de kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Şiir okumak değil. Sezai Karakoç'u seçeriz şiir, şair yazmak, olarak. Yazmak. Mesele o. Evet. Şiirin izini sürmek. Ve Hacı Bayram'ın o taktiğini bulmak. Bizim ordularımız Mesnevi okudular, okudukları için ülkeler fethettiler. Bizim halifelerimiz, bizim padişahlarımız, Halife-i Ruh-i Zemin, o Fatihler ve o Yavuzlar, Hacı Bayram'ı bildikleri için bir ben vardır, bende benden içeri. Yani ne diyorsan ben o değilim. Evet. Anlatabildim mi? Dolayısıyla Orta Doğu'da da, bütün dünyada da Türk'ün iradesi bu Hacı Bayram'la, bu Yunus'la, Hacı Bayram mı dedin demin? Evet. Hacı Bayram değil, Yunus'la dirilir. Hacı Bayram'ın şu sözüyle ama. Hacı Bayram bizi andı. Beni unutmayın dedi. İstanbul'u fetheden o büyük akıncıların piri Hacı Bayram idi. Yani Akşemseddin Hacı Bayram'ın talebesidir. Ankara fethetti İstanbul'u, unutma. İstanbul Ankara'yı fethetmeye çalışıyor tersinden. Ankara'dır İstanbul'u fetheden. Ankara aklını unutma. O nedir? Hacı Bayram. Hacı Bayram diyor ki ben dahi yeniden yaratıldım ta şu toprağı arasında. Yani yaratma fiili bizim tanrımız Yahudinin tanrısı değildir. 6 günde yaratıp 7. gün dinlenen, yorulan tanrı değildir. El an yaratır. Evet. Allah el an seni, beni, şu anda bir söz söylerim, bir kelime. Onu yarattı. Çemişgezek'te bir insan yeniden dirilir. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Programımızı edebiyatla, şiirle zenginleştirdiniz. 4. boyut programı bu hafta Lütfü Şehsuvaroğlu'yla devam etti, sona erdi. Bir sonraki programda buluşuncaya dek iyi akşamlar.